Evlatlıktan da reddedin. Adam öldürdük sanki. Nursema. Girebilir miyim? Gel ama çıkıyordum ben tam. Çok zamanını alma. İki çift lafım var. İki çift laftan kastın hakaret olacak galiba. Alev, ben aşktan, sevgiden anlayan biriyim. Da senin bu yaptığın oldu mu? Sen bizim evimize geldin. Soframıza oturdun, yemeğimizi yedin. Babam senin nişan kurdelanı kesti. Yeğenin bizim gelinimiz. Ve ben seni dostum sanıyordum. Şimdi bu bize yaptığın reva mı? Nursema. Ben de gurur duymuyorum durumdan. Olanlardan. Ben kimsenin üzülmesini istemedim ki. Ama yapacak bir şey yok. Durum bu. Olan bu. Ben bu raddeye kadar o kadar acı çektim ki. Ve oturup ağlamıyorum diye beni üzülmüyorum mu zannediyorsunuz? Alev, senin üzülüp üzülmemenin bir önemi yok ki. Sen sadece bizim aileyi dağıtmadın. Kendi aileni de dağıttın. Az önce annen ve Kıvılcım Hanım'la yaşadıklarını gördüm ben. Merakla Melahat gibi camlarda mı bekliyorsun? Hiçbir şey yaptıklarını aklamaya yetmez. Hadi bizim ailemizi düşünmedin. Sen kendi aileni de mi düşünmedin ya? Ya bütün bu olanları ben bir başıma mı yaşadım ya? Niye herkes benim üstüme geliyor? Gidip babanla konuşsana mesela. Sen babama bu kadar cesaretlendirmeseydin babam bu kadar şey yapamazdı ki. Heh. Sen de eski kafalılar gibi kolayına kaç, kadını suçla. Ya Nursema, sen bu kadar nankör müydün? Bak ölüyordun. Annem baban seni aramadı. Ben seni evime aldım. Burada baktım sana, ellerimle yemekler yedirdim. Biliyorum. Allah razı olsun senden. Sen benim hayatımı kurtardın. Yaptıklarını hiç unutmayacağım. Ömür boyu sana dua edeceğim. Ama sen benim hayatımı kurtarırken ne yaptın biliyor musun? Annemin hayatını yıktın, geçtin. Bak, baştan çıkartan taraf ben değilim. Bilmediğin şeyler var. Ben her şeyi biliyorum. Sende kalırken babamın gelip sana seni seviyorum dediğini de duydum ben. Her şeyden haberim var yani. Ne? Evet, gittim babamla konuştum. Babam da bana her şeyin kapandığını söyledi. Ben sana güvendim. Bu kadar ileri gidebileceğini düşünmedim çünkü. Ya tamam işte. Madem her şeyi duydun, tek sorumluluğun ben olmadığımı anlamışsındır. Ya kaldı ki senin baban geldi bana. Evlenme, ben boşanacağım dedi, o dedi. Ya Alev, olmaz deseydin, bize yakışmaz deseydin. Niye ya? Niye? Erkeğin düşünmesi gerek geride bıraktıklarını. Yani o düşünmüyorsa ailesini, karısını, çocuklarını ben niye düşüneyim? Ama ben burada olanı biliyorum. Söyleyeyim sana. Siz kadın düşmanısınız. Hep kadın kötü. Hep kadın yuva yıkar. Hep kadın kuyruk sallar. Yok öyle bir şey. Pes. Bence de pes. Bir erkek yuvasını yıkmak istemiyorsa kimse bunu başaramaz. Bir insanın aklı çelinmeye müsaitse çelinir ancak. Baştan çıkmak isteyen baştan çıkar, tamam mı? O yüzden artık boş boş konuşup benim canımı sıkmayın daha fazla. Sen de gitsen iyi olacak, artık ben çıkacağım çünkü. Benim söyleyeceklerim bitmedi. O zaman git babana söyle ne diyeceksen Nursema. Tabii yerse.